Öyle mi? Kesinlikle. Hayır, burada model şu aslında, yasalarla gerçek durum uyuşmuyor diyorsunuz ama yasalar sonuçta tek bir genel başkan öngörüyor. Siz eş başkanlıktan kadın bir genel başkana rahatlıkla gidebilirsiniz. Yani Yasalarda onu tersine çevirmek lazım. Devya Bey diyorum ay yasaya kadın olsun, bakmayacaksınız. erkek yardımcısı olsun. Bir süreçte Erkek öyle olmasın. yaşatalım. Ne Bakın, olacak? eş başkanlığı kaldırın. Erkek olmasın. Doğrudan mesela Gülten Hanım, siz başkası genel Aslında başkan olabilirsiniz. eş genel başkanlık biraz Alman modeli, Yeşillerden alınma bir Yani model. bu Ama bizim uygulama ülkemizde de pek gerçekçi de değil. Yani neden değil? Karşı değilim. Ama hayatta karşılığı pek yok. Yani farklı algılanıyor. İşte o Birçok yüzden yani, yerde, diyor ki bölgede evet doğrudan ne evet demek evet eş genel yani başkan hayır, sorusuyla bu eş karşılaşılıyor. başkanlık eşitlik anlamında ve ayrımcılığın ortadan Ama kaldırılması eş denilince açısından bizim gibi toplumlarda farklı algılanıyor. hayır Yani hayır birçok bu yerde Ahmet Bey'e ve Aysel Hanım'a yenge hanım denilmiştir. Yani bunu da başka da biliyoruz. eş anlıyorlar Yani eş başkanı. gerçekten anlaşılmıyor. Anlaşılmadığı için Evet. diyorum, Ama keşke farklı bir durum olsaydı. burada hem Güneydoğu ve Kürtler açısından hem de Türkiye siyaseti açısından hakikaten BDP'nin, daha önce DTP'nin bir öncü rol Kesinlikle, oynadığı bir kesinlikle, gerçek. Yani kesinlikle. çünkü ben de katıldığım pek çok toplantıda yalnız genel başkanlık değil, örgütler seviyesinde Belediyelere eşitlik kadar ve indi yani. kota, Evet, tabii evet. yani bu var. Bu Dolayısıyla eşitlik sağlanıyor artık. erkekler bu özveriyi gösterirler. Mesela siz ortaya Özveri çıkarsanız değil, bir hakkın teslimidir. Göstermezler. Yok, gösterirler Derya yani. Bey, bir hakkın teslimi diyelim, özveri demeyelim. Ona bakarsak 5000 yıllık kültürde o zaman kadın hiç mi özveride bulunmadı? Yani özveri hep erkeğe mi ait oluyor? Ama bakın Erkeğin her noktaya gelmesine ne kolluk, kadar kadının çabası ve eksikleriniz emeği arasında var. siz ilkleri gerçekleştirdiniz. Bu İşte yenge ilk milletvekili oldunuz. Neden ilk genel başkan olamayabilirsiniz? Yani bu mümkün. Evet, o olur mu olmaz mı bakacağız tabii de. Bir genel başlangıçta döneyim, Nasıl kaldığı sonra yerden devam ediyor konuşalım artık. da bir ara vermemiz lazım. Yani şimdi anlaşıldı ama gene sonuçta Kürt erkekleri kadını inkardan kabul noktasına doğru gelmişler. Şimdi siz de diyorsunuz ki Kürt sorunu da inkardan çözüm noktasına geldi. Bu çözüm noktasına geldiği yeri nerede görüyorsunuz? Buraya nasıl gelindi? Bundan sonra önünüzdeki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu AKP'nin bugün olduğu anlayışla beraber önümüzdeki 5 yıllık süreçte de bu bir çözüm üretebilir mi bu yapı? Şimdi ben daha çok haklara olan inancımı ifade edeyim. Toplum değişti. Gerçekten değişti. AK Parti bir dönemi kaybetti. Yani bir dönemi topluma kaybettirdi. İkinci dönem verimli bir dönem değildi. Ama üçüncü dönem anayasal bir süreç başlayacak. Ve Türkiye yeniden inşa edilecek. Bu inşa sürecinde Kürtler neresinde yer alacak? Bu anayasa çok önemli. 1923'te kaçırılan fırsat şu anda Kürtlerin ve Türklerin önünde duruyor. Bu anayasal süreçte bir sürü şey artık açıklığa kavuşacak. Yani Kürtler eski statüyü kabul etmeyeceği kesin. Sen varsın ama hiçbir hakka sahip değilsin noktası Kürtler açısından kabul edilmezdir. Bu statü nasıl bir şey olacak? Kürtler sosyal, siyasal, ekonomik, idari olarak kendisini yönetmek istiyor. Ama aynı zamanda sınırlar içerisinde yönetmek istiyor. Kürtlerin bu anayasal güvencesi sağlanabilecek mi, sağlanamayacak mı? Zaman zaman soruyorlar. Başbakanın sanırım Azerbaycan'da bir sözü vardı. Diyor, biz bir milletiz, iki devletiz. Ben de diyorum ki bir devlet bünyesinde iki millet olarak yaşayabiliriz. Ya da çok milletli bir yapı olabilir. Çok uluslu bir Türkiye olabilir. Niçin olmasın? Niçin bütün etnik gruplar, bütün farklılar bu kadar cumhuriyetin ezilen, dışlanan kesimleri, kendisini gizleme gereğini duyan kesim neden özgürce kendisini ifade etmesin, ifade olanağını sağlamasın? Kendi renginde, kendi dilinde, kendi kültüründe, kendi tarihinde neden buluşmasın? Bu kültür bütün farklılıkları kendisini gizleme ihtiyacını hissettirdi ona. Bir Ermeni kendisini gizleyebildi, Çerkes kendisini gizledi, Laz kendisini gizledi, Yahudi kendisini gizledi, Kürt kendisini gizledi, Alevi kendisini gizledi. Bütün sosyalistler bile kendilerini gizlediler bu ülkede. Ben bazen zaman zaman sorguluyorum. Neden Türk solu deniliyor? Türkiye solu bile denilmiyordu. Oysa solun evrensel bir kimliği var. Neden etnik vurgu var orada?
Bilmiyorum şimdi dostlarımız da kesinlikle bu soruyu sormuşlardır yani. Türk Sosyalist Hareketi ya da Türkiye Sosyalist Hareketi ta Hikmet Kıvılcımlı'dan Türkiye İşçi Partisi'ne, ondan sonraki pek çok sol hareket içinde bu ulusal meseleyi, kimlik meselesini ve Kürtlerin varlığını tanıdı. Hatta Oral çok daha iyi bilir. Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması Kürt kavramı üzerinden ve Kürtlerin haklarının o kongrede ifadesi üzerinden gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de hani sosyalistler, sol ya da Kürtler neden bunca zaman inkar edildi falan derken biz açık bir sistem ve devlet sorgulamasına gidebilmeliyiz. Yani bakın 12 Eylül rejiminin, değil mi, Diyarbakır cezaevindeki en ağır koşullarını siz eşiniz Mehdi Zana'yla, Ahmet Türkler'le, biraz önce kendisini yakan birçok insanlarla, yani 30'un üstünde insanla zaten tanık oldunuz, yaşadınız. Bugün ilginç bir gelişme oldu. Kenan Evren ve o dönemin konsey üyeleri ilk defa ifadeye çağrılıyor. Yani 30 yıl sonra hiçbir şey değişmedi demek mümkün değil. Yani faili meçhuller sorgulanıyor, Susurluk süreci, Ergenekon süreci. Yani bu hem inkar sürdürülemez hem de bu katliamlar sürdürülemez. Ama aynı zamanda gelecek 10 yıllarda ve sizlerin yeniden parlamentoya girmesiyle silahlı mücadele üzerinden de sadece Kürt siyaseti sürdürülemez. Onun için belki demokratik çözümler, onun için sizin parlamentodaki varlığınız ve bu 20 yıllık tecrübeniz, ben o noktada Nuray'dan ayrılıyorum, iyimser bakmalıyız ve o noktada çözümlere ulaşabiliriz. Çünkü yaşanmış acı tecrübeler var ve nereye dönülemeyeceğinin de pek çok işareti var. Yine bunu ben sizin son bu barış konferansındaki sözlerinizden çıkarıyorum. Kafamızdaki artık sınırları ve tabuları kaldıralım. Birlikte yaşayacaksak bunu demokratik çözümlerle ve siyasetlerle yapacağız, değil mi? Yani burada beklenti o. Silahlar nasıl susacak? Türkiye Cumhuriyeti işte yeni anayasa ve eşit yurttaşlık bağlamında işte Kürtlerin kimliği, ana dil, eğitimi, yerel özellik denilen bu demokratik özellik kavramı, yani birçok yeni faktör devreye giriyor. Bunları kullanabilirsek ya da kullanabilirseniz Türkiye toplumu da bu çözümlere hazır. Çünkü artık daha fazla ne dağlarda PKK'lı ölsün, ne askerler ölsün, ne bakın siz beraber siyaset yaptığınız Mehmet Sincar'ı da katlettiler. Orhan Doğan bugün başka nedenlerle, ama bütün o acı ve ızdırabın sonucunda aramızda yok. Ama sizler varsınız, o zaman bunu çok doğru bir biçimde ve tarihi bir fırsat olarak yeniden kurmak lazım. Hem bir yeni kimlik inşası olacak belki, ama hem de çözümleri konuşabilmeliyiz. Yoksa tekrar 90'lara dönüş, tekrar karamsarlıklar. Bunları konuşacaksak siz köyünüzde oturabilirdiniz. Şimdi, ya da Avrupa'da kalabilirdiniz yani. Birçok faktör, birçok şahı neden aday oldunuz? Gidiş nedenimiz biraz o. Kürt Özgürlük Hareketi'nin geldiği noktada o da silahla bu işin çözümlemeyeceğini zaten ifade ediyor. Kürtler bir bütün olarak demokratik yol ve yöntemlerin bu sorunu çözeceğini ifade ediyor. Türkiye cephesinden baktığımızda Türkiye halkları da bunu söylüyor. Şimdi silah dayatan devlettir. Devlet de değil aslında. Devletin içerisinde halen varlığını korumak isteyen küçük bir çekirdektir. Hepimiz tanıklık ettik. Yani bu Ergenekon dosyalarında bir sürü şey var. Şimdi Kürtlerin içerisinde de Kürtler homojen değil. Bütünlüklü olarak bakarsak yanılgıya uğrar. Kürtlerin içerisinde de bağımsızlığı isteyen olabilir. Bu doğal bir talep de olabilir. Federasyon isteyenler var, özellik diyenler var. Ben birlikte yaşamak istemiyorum ya da birlikte yaşamak istiyorum, hiçbir şey istemiyorum diyenler de var. Keşke koşullar uygun olsaydı ve topluma sorulabilseydi. Nasıl bir yaşam istiyorsunuz?
Konferansta hatırlarsanız ben şu şekilde formüle ettim. Dedim ki Kürtler Türkiye halklarıyla birlikte yaşama iradesini ortaya koymuş. Ama Kürtler bütün farklılıklarını koruyarak yaşamak istiyor. Eğer sistem bu Kürt'ü kabul ederse birlikte yaşamanın hiçbir mahsuru yok. Yok değilse, dün inkar ettiği Kürt'ü arıyorsa ve o Kürt'le yaşamak istiyorsa ama bu Kürt artık yok. O eşit olamayacak. Aşıldı değil mi? Yani bence onu, de aşıldı. Evet. Ben demin onu ifade ettim. Türkiye Devleti de değişti. Bir sürü değişiklik oldu ama halen tıkatmak isteyen güçler de var. Evet. Bunu da görmemiz gerekiyor. Yani umutsuzum derken umutsuzluğu asla ifade etmem ben. Kaygılıyım. Kaygım noktam hakları karşı karşıya getirmek isteyen güçler var ve bu güçleri nasıl durdurabiliriz? Eğer bugün parlamentoya gitmeyi tekrar düşünmüşsem ve yola çıkmışsam bu parlamenter rejimin bana katabileceği herhangi bir şey yok. Belki benden götürebilecek bir sürü şey var. Ama buna inandığım içindir. Ve bizim gibi düşünen bir sürü insan buna inandığı içindir. Acaba bu barışçıl süreç, silahlar şu anda susmuş. Bu süreci kalıcılaştırabilir miyiz? Evet. Bu silah artık Türkiye'nin, Kürtlerin gündeminde artık çıkabilir mi? Patlamadan bir hayat kurulabilir mi? Yeniden bir inşa sürecinde bütün farklılıklar kendisini görebilir mi? Bu büyük bir umutla gidiliyor. Ve bu umudun hayat bulması için de çaba sarf edeceğiz. Hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Evet, burada bir ara verelim. Bir arada yaşamak ama farklı kimliklerini koruyarak bir arada yaşamak. Ben de yani şu kötümserlik işine tekrar... Tabii. Aradan sonra dönelim. Açıklık getirmek isterim. Tamam. Çünkü yani şöyle anlaşılmasını istemem. Yani işte yok her şey çok kötü gidiyor ve bir daha da zaten hiç iyileşmeyecek falan. Benim izah etmeye çalıştığım bu değil. Yani Derya Nuray'a katılmıyorum derken biraz böyle bir belki onu kastetmiyorum. Bence güzeldir olmuştu. Birbirimize ben katılmamız. Farklılıklarımızı koruyarak bir arada oturmak açısından. Fırsatı bulayım da. Evet. Şimdi, bir ara veriyorum. Bir ara veriyorum. Ondan peki. Sonra herkes eteklerindeki taşları döksün. Peki. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar dünya